Neden geldiğimizi az çok sen de anlamışsındır. Bazı tatsız durumlar yaşandı. Ramazan deli dolu bir çocuktur. Tez canlıdır. Gençtir daha. Gençken hepimiz de böyle değil miydik? Bazı hataları oldu. Bize sormadan, danışmadan hareket etti. Yaptığının cezasını da bir hakkın ödedi. Şimdi biz diyoruz ki, varsa bu işin bir yolu, biz size karşı hatamızı telafi edelim. Usulünce bu meseleyi çözmenin bir yoluna bakalım. Usulünce mi? Kusura bakma Cevizci Abdullah ama usulünce ve Ramazan benim lügatımda bir arada bulunamıyor. Başkanım, biliyorsunuz Ramazan'ın babasıyla benim aram pek iyi değildir. Ramazan başka. Ben yıllarca onu kapımdan içeri sokmadım ama ya öyle hayta bilirdim. Babası gibi işe yaramaz sanırdım. Ta ki o malum güne kadar. O gün tanıdım ben Ramazan'ı. Gözündeki kararlılığı gördüm. Sevdasını gördüm. Böyle seven bir çocuk. Sizin kızınızı asla yarı yolda bırakmaz. Ele güne muhtaç etmez. Vallahi Ramazan'a ben de kefilim. Gerçi bir iki tahtası eksik ama iyi çocuk. Bugüne kadar kimseye bir zararı dokunmadı. Gönülcülüğünüze de ben geldim hatırlarsın. O zamanlar bir tatsızlık olmuştu. Biraz da büyüdü. Ama sen de iyi bilirsin ki zamanın iyileştiremediği yara, düzeltemediği şey yok. Çocuklar birbirlerini sevmişler. Sen inat etme de sevenleri ayırma. Ha? Ben kimseyi ayırmıyorum dişçi Musa. Ne yapıyorsa Ramazan kendisi yapıyor. Kendisine o kadar şans verdim ama her defasında berbat etmenin bir yolunu buldu. Düşün. Yani bu daha evlenmeden böyle. Ya evlenince ne olacak? Sen de kız babasısın. Yani şimdi kızım kötü bir şey yaşasa nasıl yardım edebilirsin ki? Hı? Yanlış anlama Muammer. Sözüm meclisten dışarı. Fakat ben de kız babasıyım. Ben bu beraberlikte mutlu bir son, mutlu bir yuva göremiyorum. Ne yazık ki Ramazan bunu bana her defasında acı acı tecrübelerle yaşattı. Benim torunum kimseyi mutsuz etmez. Bazı insanlar vardır, girdikleri ortamı neşelendiriverir. Ramazan öyle bir çocuk. Küçüklüğünden beri öyle. Geçtiği yerleri güzelleştiren adam, kendi yuvasını da güzelleştirir. Siz o yüzüyle tanışmadınız belki. Ama tanışsanız Ramazan sizin çocuğunuz gibi olur. İşi bu noktalara getiren yalnızca onların hataları da değil. O yüzden bir şansı daha hak ediyorlar. He deyin, usulünce gelip isteyelim. Ben torunuma kefilim. Ben de kefilim. Ben de kefilim başkan. Hepinize saygım sonsuz bilirsiniz. Buraya kadar gelip zahmet etmişsiniz. Ama bizim için Ramazan defteri Asuman'ı kaçırdığı gün kapandı. Benim bu evden cenazem çıkmadan Asuman gelinliğiyle çıkıp da Ramazan'ın koluna giremez.